Kocaeli 1 Mayıs'ından sizlerle birlikteyiz. Şu anda Kocaeli'de 1 Mayıs alanındayız. Her 1 Mayıs'ta olduğu gibi bu 1 Mayıs'ta da kadınlar kendi talepleriyle alanlardalar. Şimdi kadınlara soruyoruz. Hangi taleplerle 1 Mayıs'a geldiler? Talepleri neler? Bu 1 Mayıs ve daha önceki 1 Mayıs'larda olduğu için barış, özgürlük, iş ve emeğin alanlarda seslendirilmesi, bu taleplerin yukarı mercilerde görülmesi adına buralardayız. Hepimiz özgürlük için mücadele ediyoruz. İşçi sınıfının haklarının, kıdem tazminatlarının bugünlerde geriye gittiği için biraz daha çok çalışılmalı, daha çok anlatılmalı. İşçi sınıfı da bu mücadele eden insanlara hakkını vermeli ve yanlarında olmalıdır diyorum. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Hangi taleplerle 1 Mayıs'a geldiniz? Biz işçi haklarını savunmak için geldik. Taşeron işçiye hayır diyoruz. Kiralık işçiye hayır diyoruz. Sendikalı ve kadrolu işçi olsun istiyoruz. Bunun talepleriyle burada alanlardayız. Alanlarda olmaya da devam edeceğiz. Kendi hakkımız için, kendi hukumuz için gelmeyen insanların hakları için biz buradayız. Keşke de o insanlar da bizimle beraber kendi haklarını savunabilseydi. Biz alanları doldurabilseydik, sesimizi duyurabilseydik. Hak istemez alınır. Hakkımızı alabilseydik. Yani bu şekilde insanlar sindirildikçe, insanlar korkuldukça, alanlarımızı küçüldükçe, daha doğrusu şu anda küçük bir alandayız maalesef. Ben çok üzgünüm, çok da üzüldüm. Perşembe pazarı bize yasaklanmış. Oraya bile giremiyoruz. Küçük alanlara sığdırılmışız. Ben isterim ki bu küçük alanları da doldurup taşıralım. Yollar bile yetmesin bize. Ama maalesef bakıyorum ki insanlar sisteme karşı korkuyla yaklaşıyorlar. Korkun ecele faydası yok. Korktukça bu sistemin gücü daha çoğalır. Gücünü çoğaltır. Ve korkmayalım, alanlarda olalım. Hakkımızı söke söke alalım. Bütün insanlara, gelmeyen insanlara da bir doyurum olsun. Çok doluyum gerçekten. Yani sindirilmeyelim diyorum. Hakkımızı, hukukumuzu söke söke alalım. Kimse de korkmasın. Korkacak bir durum da yok. Biz o korkan insanlar için de buradayız. Onlara da bir çağrım var. Alanlarda olsunlar herkes. Alanları dolduralım. Hakkımızı alalım. İstemeyelim. Hakkımızı zorla da olsa alalım. Bunu diyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Öğrenci misin? Öğrenciyim, evet. Bu 1 Mayıs'a gelirken taleplerin neler? 1 Mayıs'ta öğrenci kadınların talepleri neler? Taleplerimiz... Öncelikle... Ya bir tane konuşamayacağım. Mesela üniversitede bir kadın olarak ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz üniversitede? Tabii zorluklarımız oluyor. Öncelikle yurtta kalıyorum ben. Yurtta zorluklarımız oluyor. Onun haricinde dolmuşlarda tek başına sokakta gece yürüyememe sorunumuz oluyor. Onlarla mücadele ediyoruz yani bu şekilde. Peki bu 1 Mayıs'tan talebiniz ne? 1 Mayıs'tan talebim mi? Öncelikle işçinin, emekçinin bayramı. Biz de öğrenciyiz. İleride biz de çalışacağız, işçi emekçi olacağız. Hakkımızı savunalım. Mücadelemize devam edelim diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Mahalleye duruyorsun. Oran be sensin. Kuşçu olamıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir kadın olarak 1 Mayıs'ta sizin talepleriniz neler? Kadınların özgürlüğü, kadınların öldürülmemesi. Yani
kadınlar daha iyi bir yaşam sürmesi için. Bir sürü her gün bir sürü kadın öldürülüyor. Onlara karşı. Kadınların özgür. Merhabalar. Merhaba. Şu an Ekmek ve Gün'ün canlı yayınındayız. 1 Mayıs'ta siz de alandasınız. Mesela iş çıkışlarımız oluyor. Saat 10.30'da çıkıyoruz. Karşıya yani gitmemiz gereken yere tek başına gitmemiz gerekiyor ki bununla gidemiyoruz. Sürekli sorun yaşıyoruz. Tacize uğramak zorunda kalıyoruz. İş yerine bir sürü sıkıntı yaşıyoruz. Yolda bir sürü sıkıntı yaşıyoruz. Evde bir sürü sıkıntı yaşıyoruz. Eve geliyoruz, evin yemeği, evin temizliği. Yani özgür olmak istiyoruz. Hem çalışmak istiyoruz ama hem de özgür olmak istiyoruz. Peki bir kadın işçi olarak gece vardiyasında ne gibi zorluklarla karşılaşıyor? Merhabalar. Merhaba. 1 Mayıs'ta bir kadın olarak sizin talebiniz ne? Güvenceli bir iş istiyorum. Öncelikle sigortalı bir iş. Peki, teşekkür ediyoruz. Merhaba. 1 Mayıs'ta hangi taleplerle buraya geldiniz? Daha çok sesimiz kısılacak ve tamamen köleyiz. Köleci sisteme hayır diyoruz. Teşekkür ederim. Nasıl bir iş, biraz anlatır mısın bize? Gelinlik dikiyoruz. Biz eşit. Peki, hem kadın olmalı. Merhabalar. Merhabalar. Öğrenci misin? Evet, öğrenciyim. Lise son öğrencisiyim. Sınava hazırlanıyorsun yani. Evet, sınava hazırlanıyorum. Eğitim için geldim. Kadınlara bu yaşam, kıdem tazminatı için de buradayım. Yani acil. Merhabalar. Şu anda Ekmek ve Gül Kadın Portalı'nın canlı yayınındayız. Bir kadın olarak hangi... Hiçbir şeyim yok. Boş boşuna çalışıyorum. Üstelik de eve geldiği zaman kızıra yemek hazır değil. Çamaşır yıkamamış. Elbise yıkamamış. Elbise yıkamamış. Bir de hazırlayayım. Teşekkür ederim. Emekli yok. Ömür boyu çalış, çalış. Hangi taleplerle geldin salona? Kocaeli Gençlik CHP kolları. Hoş geldiniz. Tamam. Teşekkür. Merhabalar. Şu anda Ekmek ve Gül'ün canlı yayındayız. 1 Mayıs'ta hangi taleplerle geldiniz? Merhabalar. Merhaba. Bence buradaki halkın çoğunun gelmesi tek sebebi işsiz niye son olması, gençlerin işsizliğine bitirilmesi, bir sürü üniversiteler açıldı, sonları yok, gelecekleri yok, iş yok. En önemlisi kadın tacizlerine, kadın ölümlerine ve çocuk işsiz maruza gitmeli ve adaletsiz seçime, haksız oy kullanmalarına, daha doğrusu çalmalarına karşıyız. Onun için biz buradayız. Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum, işçiyim. Nerede çalışıyorsunuz? Nasıl koşullarda çalışıyorsunuz? Rahatım. Çok şükür. Muhasebeci olduğum için rahatız. Ama herkes bizim gibi fabrika sektöründe çalışan arkadaşlar bu kadar rahat değil. Peki ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Hem bir kadın olmanın hem çalışma yaşamının için. Anne olmanın ve bu hayatta bu Türk halkıyla bu şekilde savaşmak çok zor. Çünkü aldığın asgari ücret, gerçekten asgari ücret alıyorsun. Ve onun karşısında aldığın parayla çocuk okutmak, ev geçindirmek ve yardımlaşmak gerçekten Türkiye standartlarında zor. Teşekkür ediyoruz. Aldınız mı, alacaksınız? Yine mahalle mahalle. Size de soralım. Sokak hayır çalışması yürüten. Merhabalar. Hayır, daha bitmedi. Şu anda Ekmek ve Gül'ün canlı yayındayız. Siz de bir kadın olarak hangi taleplerle buradasınız? Daha güzel bir yaşam için, özgürlük için, çocuklarımızın geleceği için. Mesela hayırda hep birleştik. İnşallah genel seçimlerde de hep yani parti gözetmeksizin hayırcılar hep birlikte olmamız lazım. Arkadaşlarımız da burada. Ya Türkiye'nin aydınlar çıkmasını istiyoruz yani. Başka bir şey istemiyorum yani. Siz gençler yani biz emekliyiz ama yine ben sizlerin yanınızdayım. Yani Türkiye'nin güzel olmasını istiyorum. Aydınlık gelecekler olmasını istiyorum çocuklarımızın, gençlerimiz için. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sakarya Hendek CHP Gençlik Örgütü. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şu anda Ekmek ve Gül'ün canlı yayındayız. 1 Mayıs'ta hangi talepler?
hale geldin? Çalışıyor musun? Evet, fabrikada çalışıyorum 10 yıldır. 10 yıldır fabrikada çalışıyorsun. Gençlik kooperatif sektöründeyim. Hoş geldiniz. Nasıl koşullarda çalışıyorsun? Hoş geldiniz. Nasıl koşullarda çalışıyorum? Güzelsin. Vardiyalı mı çalışıyorsun? Evet, 2 vardiyalı çalışıyorum. Gece vardiyanız var mı? 12-8 vardiyamız yok. Peki vardiyalı çalışmanın ne gibi zorlukları var? Hem çalışmanın hem kadın olmanın ne gibi zorlukları var? Ben bekar bir bayan olduğum için bunun zorluklarını tabii ki yaşıyorum ama özellikle evli arkadaşlarımız bayan olup da hem 3 vardiya çalışıp hem evde ev hanımlığı, çoluk çocuk çok zorlanan arkadaşlarımız var. Ama hayat şartlarından kaynaklı mecbur oldukları için çalışmak zorundalar. Gelecekten beklentin ne? 1 Mayıs'a hangi taleplerle geldin? Sen beni niye kovuyorsun? Yani hangi taleplerle geldin? Daha yüksek ücret mi istiyorsun? Daha güvenceli bir yaşam mı istiyorsun? Kıdem tazminatıma el konulmamasını istiyorum. Bu benim iş yerinde bir güvencemdir kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı fona devredilirse benim hiçbir şekilde iş güvencem kalmayacak. Ben 10 yıllık çalışıyorum. En azından kıdem tazminatım olduğu için bir güvencem var. Eğer bu fona devredilirse iş güvencem olmayacak. Beni işveren her şekilde işten çıkartabilir. İş yerlerinde, bu. Okullarda katledilen, teşekkür ediyoruz. Devrim ve sosyalizm mücadelesinde ezilen halkların kurtuluş mücadelelerinde düşenlerin anısına saygı duruşuna davet ediyoruz. Şu anda saygı duruşunda. Bu bir türkü. Toprak çanaklarda güneşi içenlerin türküsü. Ben de içtim o toprak çanaklarda güneşi. Ben de söyledim o türküyü. Yüreğim his topraktan aldı hızını. Kartallar çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını. Süvariler kamçılıyor şaha kalkan atlarını. Akın var akın, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Düşmesin bizimle yola, ağlayanların gözyaşlarını, boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi, kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte, milyonlarca kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini, şu güneşten düşen ateşe fırlat. Yüreğini yüreklerimizin yanına at. Akın var akın, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Biz topraktan, ateşten, sudan, demirden doğduk. Güneşi emziriyor çocuklarımıza karımız. Toprak kokuyor bakır sakallarımız. Neşemiz sıcak, kan kadar sıcak. Delikanlıların rüyalarında yanan o an kadar sıcak. Yükseliyoruz güneşe doğru. Ölenler dövüşerek öldüler. Güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var akın. Güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Toprak bakır, gök bakır. Haykır güneşi içenlerin türküsünü. Haykır, haykıralım. Merhabalar. Şu anda bir canlı yayındayız. Ekmek ve Gül Kadın Portalı'nın canlı yayındayız. Siz de 1 Mayıs'ta alandasınız. Hangi taleplerle geldiniz 1 Mayıs'a? Karşı. Öncelikle kadınların her alanda özgür olabilmeleri dileğiyle geldim tabii ki. Kadınlar görüyoruz her alanda çok fazlasıyla gerek evde gerekse çalışma hayatında çok fazla eziliyor. Çok fazla sömürülüyor ve özellikle emekleri eşleri tarafından, babaları tarafından, aileleri tarafından, patronları, devlet tarafından, herkes tarafından sömürülüyor. Öncelikle kadınlar için geldiğimi söyleyebilirim. Peki öğrenci misin, çalışıyor musun? Öğrenciyim. Mesela yurtta mı kalıyorsun? Hayır, evde kalıyorum. Peki bir öğrenci kadın olarak senin talebin ne? Kendi talebin? Bir öğrenci olarak şimdi öğrenciler yarış atı gibi, tabir caizse çok klişeleşmiş bir laftır ama yarış atı gibi ilkokuldan başlayıp TEOG, SBS, OKS sürekli değişen bir sistemle allak bullak ediliyorlar. Öncelikle bunun kaldırılmasını istiyorum tabii ki öğrenciler açısından düşünüldüğünde.
bu taleplerle geldim. Teşekkür ediyoruz. Selam olsun yüreği yemekten. Merhabalar. Demokrasiden yana atanlar. Şu anda Ekmek ve Gün'ün canlı yayındayız. Hangi taleplerle geldiğinizi soracağız. 1 Mayıs'a hangi taleplerle geldiniz? İşçi sınıfıyla, koltuğuna Peki, tamam, teşekkürler. Sanatçılar, yazarlar, çizerler. Merhabalar. Şu anda bir canlı yayındayız da. 1 Mayıs'a hangi taleplerle geldiniz? İnsan olmam yeterli galiba gelmem için. Anne olmam, bayan olmam. Peki bir kadın olarak ne gibi talepleriniz var 1 Mayıs'a gelirken? Öncelikle insan hakkı, peşi sıra bayan hakkı. Bütün hepsinin eksik uygulandığı bir ülke istiyorum. Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum, özel bir sektörde yönetici olarak çalışıyorum. Ama şu an işçiler mecburen çalışıyorlar. Yöneticilerin 1 Mayıs'ı kutladığı, işçilerin hala çalıştığı, fazla mesaiyle uyutulduğu bir sistemde işçi bayramını kutluyoruz. Umarım güzel günler yakındadır. Peki hem çalışmanın hem kadın olmanın, kadın olarak çalışma yaşamının içinde bulunmanın ne gibi zorlukları var? Yani bütün herkesin yaşadığı zorlukları elbette ben de yaşıyorum. 17 yıldır çalışıyorum. Aynı şirkette 17 yıldır yöneticilik yapıyorum. Çok zor, her şeyde ikinci plandasınız. Bütün işlerde yapamayacağınız düşünülüyor. Kendinizi ispatlamak için herkesten daha fazla efor harcamanız lazım. Cesaretinizi, var olduğunuzu göstermek için maalesef erkeklerle mücadele etmeniz gerekiyor. Mücadeleci bir ruhunuz varsa başarıyorsunuz, yoksa arada yok olup gidiyorsunuz maalesef. Peki, kıdem tazminatının fona devredilmesi konuşuluyor. Haberdar mısınız? En büyük problemimiz bu. Benim çalıştığım şirkette de en büyük problem bu. En büyük korkumuz, en büyük kaygımız bu. Her birimiz tazminat için çalışıyoruz. Tazminatlarımızı böyle gün gün toplayan bir toplum olduk. Dakika dakika ne kadar alacağımızı hesaplar olduk. Bunun elimizden alınması en büyük sıkıntımız. Şu an gündemde bu her dönem böyle gelip tepkilerden sonra geri çekilen bir olay. Umarım geçmez. Çünkü başka hiçbir dayanağımız yok. Hiçbir garantimiz yok. Dediğim gibi şu an benim çalıştığım iş yerinde de, onlar da sendikalılar, personelim. En büyük problemleri bu. Umarım olmaz. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Şu anda Ekmek ve Gül Kadın Portalı'nın canlı yayındayız. Hangi taleplerle alandasınız? Yani özgür bir dünyada yaşamak için. Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Peki hem kadın olmanın hem çalışma yaşamının içinde olmanın ne gibi zorlukları var? Yani kadın olarak hiçe sayıldığımı düşünüyorum aslında çoğu şeyde. Ve birçok tabii ki zorluklarla karşılaşıyorum. Yani her gün ufak tefek şeyler olsa da bir adaletsizliği hani her adımda hissettiğimi söyleyebilirim. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. Merhabalar. Merhaba. Söyle çocuğum, ben almak için geldim. İşçiler tersiyon olduğu için geldim. Özgürlüğü yok. Onun için geldim. Sen çalışıyor musun peki? Evet. Çalışıyor musun? Çalışıyor. Ne iş yapıyorsun? Ben bir dershanede. Nasıl çalışıyorsun? Asgari ücret. Tazminatının fona devredilmesi kalmasını isterim ama vermiyorum. Merhabalar. Merhaba. Siz 1 Mayıs'a hangi... Merhabalar. Peki hem kadın olmanın hem çalışmanın nasıl zorlukları var? Çok büyük zorlukları var ki 14 ay bir iş bulamadım. Hayatım boyunca hiç güvenceli bir iş bulamadım. Esnaflık yapıyorum. Eşimle birlikte bir iş yeri işletiyoruz. Ama yani onlardan daha kötü... Esas olarak güvenceli iş talebi. Bir yanıyla gündüzleri çocuklarına...